Arkadaşlar, belediyeler 2 videosunda karşınızdayım. Belediyelere giriş yapmıştık geçen ders. Belediyeler 2 şeklinde yolumuza devam edelim. Şimdi önemli bir yer, soru potansiyeli yüksek olan bir yer, bayağı soru gelir. Arkadaşlar, burada belediyenin sınırı bilmem ne falan, hani bunlar bize neyi ifade ediyor? Şimdi şöyle yapalım. Şöyle bir boş sayfa ben bir bulayım arkadaşlar. Size bir boş sayfa bir yerde Şimdi herkes iyi izlesin. Şimdi bir şeyi ezberlersiniz. Tamam, o ezber ama mantığını almak daha önemli. Şimdi şöyle yapalım. Burası bizim Divriği olsun. Şurası Divri olsun. Hatta şöyle yapalım, daha iyi uzatmalı yapayım ki kafanıza daha iyi girsin. Şöyle bir harita çizelim. Divri haritası. Şurası da olsun. Burası Divri haritası. Burası da Kangal haritası olsun. Şöyle bir beklesin. Şimdi analizlerimize dikkat edin. İkinci haritayı şöyle çiziyorum. Misal Divri haritası, şurası da Kangal haritası. Şimdi espriyi izleyin arkadaşlar. Orayla burayı nasıl bağdaştıracağız? Bak şimdi. Burası Divri'nin içi. Burası da Kangal'ın içi. Şunlar nokta bıraktığım yerler sizce ne? Sizce ekran başındasınız. Bunlar köy arkadaşlar. Divri'nin köyü, Kangal'ın köyü. Fark ettiniz mi? Divri'nin köyleri, Kangal'ın köyleri. Şimdi hikaye şu. Ezber yapmayın diye bir cümle için kendimi yırtacağım. Bak şimdi. Haritada nasıl bir değişme olacak? İyi izleyin. Haritada gördüğünüz gibi Divri'yi büyüttüm. Gördünüz mü? Yani şu harita aslında bakın şöyle. Gördünüz mü? Divri'yi büyüyor. Ha. Ve Kangal'ı küçülttüm. İşte bakın Divri'yi büyüttüm, Kangal'ı küçülttüm. Bu ne? Cumhurbaşkanlığı onayı arkadaşlar. Tamam mı? Bakın burada haritada değişme meydana geldi. Şimdi dikkat edin, çok hassas bir yer. Şurayı siliyorum. Kangal tamamen gitti. Şöyle yapalım. Niye gidiyor biliyor musun? Sürekli Divri'den örnek veriyorsun. Başka yere getiriyorsun. Şuradan Kangal'dan, Kangal'ın şöyle köylerini bir daha çizelim. Şimdi haritada bir değişme oldu, fark ettiniz mi? Şurayı büyüttüğünüz takdirde dikkat edin. Burada bu ne? Cumhurbaşkanlığı onayıyla oluyor. Haritada bir değişme oldu. Şimdi olayın detayına bakın. Allah korusun. İşte ne? İstanbul'da deprem bekleniyor. Allah korusun. Şimdi orada da Sivaslı çok değil mi? Farz edin ki göç başladı. Tamam mı? Sivas'a, işte Divri'ye, Kangal'a falan. Bak şimdi. Buraya dikkat edin. İnsanlar buraya taşınmaya başladılar. Bakın böyle taşınmaya başladılar. Bir şey dikkatinizi çeksin. Şöyle burası büyüdü. Yalnız problem şu. Divri yerinde duruyor. Fark ettiniz mi? Burada halen Divri yerinde duruyor. Bakın. Haritada bir genişleme burada yok aslında. Mesela insanlar Kangal'a taşınıyorlar. Bakın şöyle. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ne hocam? Belediyenin hizmet alanı genişliyor. Bakın belediyenin alanı genişliyor. Haritada bir değişme yok. Bakın Divri yerinde duruyor. Ha, şöyle yapmış olsam haritada bir değişme oluyordu. Fark ettiniz mi? Şu kısmı çizdiğim zaman haritada bir değişme meydana geliyor. Ama burada bakın Divri'nin hizmet alanı genişledi. Hangi alan? Belediyenin alanı genişledi. Tamam mıyız arkadaşlar? Bakın belediyenin alanı genişledi. Sonra bakın burada Kangal'ın belediye alanı genişledi. Harita halen yerinde. Şimdi burada şunu karıştırmayacaksınız. İl ve ilçe, bakın il ve ilçe neydi arkadaşlar? Sınırları neydi? CB onayı. Fark ettiniz mi? Burada CB onayı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi CB onayı. Bakın şu kısım. Ama belediyenin sınırı değişmesi demek ne demek? Anlattıklarımı sakın şeye göre düşünmeyin. Büyükşehir'e göre düşünmeyin.
Belediyenin sınırlarını vali değiştiriyor. Bakın, belediyenin alanı genişledi. Harita yerinde. Belediyenin alanı genişledi. Çünkü insanlar buraya göç etmeye başlayınca Divriği haritası yerinde bak. Kangal haritası yerinde. Fark ettiniz mi? Sadece belediyenin alanı genişledi. Bunu değiştirecek olan validir. Anlaştık mı? Yani sizin en büyük yanlışınız şu. Öğrenciye şunu söylüyor. Hocam, belediyenin alanıyla il ilçe sınırı aynı şey. Hayır, hayır, hayır. Öyle bir şey yok. Arkadaşlar, belediyenin alanıyla, dikkat, belediyenin alanıyla bu şey aynı olur mu arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz? Yani il ilçe sınırı başka bir şey. Bak, burada harita değişti. Divriği büyüttüm, Kangal'ı küçülttüm. Burada bir büyüme yok. Burada sadece belediyenin alanı genişledi. Fark ettiniz mi? Evet. Belediyenin alanı genişledi. Hatta haritayı değiştirsem ne olur? Bakın, şöyle haritayı değiştirsem şuradaki köyler Divriği'nin köyü olur bir anda. Öyle değil mi arkadaşlar? Böyle bir senaryo. Demek ki bu haritada oynama yapmak ne? Cumhurbaşkanlığı onayı, belediyenin sınırıyla oynadığınız zaman hizmet alanı bu vali. Tamam mıyız arkadaşlar? Ve zorunlu olmadıkça da 5 yıl değiştirmeyin. 5 yıl oynamayın. Mesela şuraya geçen ders gördünüz. Bir belde belediyesi kurulursa, buraya bir belde belediyesi kurulursa, hani 5 kilometre 5000'di ya, oranın sınırı da 6 ayda kesinleşiyor. Hocam, bura belde belediyesi olursa kim hizmet götürecek? Arkadaşlar, belediye il özel hizmet götürecek. Hangi belediye? Belde belediyesi arkadaşlar. Tamam mıyız? Eğer buraya bir belde belediyesi kurulduğu zaman ne olacak? Buranın sınırı 6 ayda kesinleşiyor. Ve belediyenin sınırlarıyla mümkün olduğu kadar 5 yıl süreyle de değiştirmeyin. Şimdi belediyenin sınırı değişeceği zaman çizdireceğim size. Burada kim? Belediye meclisi karar alıyor. Bakın. Belediye meclisi karar alıyor sevgili arkadaşlar buranın. Sonra Divriği kaymakamı görüş bildiriyor ve en son valinin onayı gerekiyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Çizdireceğim. Burada Kangal Belediyesi'nin alanı, belediye meclisi kararı, kaymakam görüşü, vali onayı arkadaşlar. Buna dikkat ediyorsunuz. Şimdi notumuza geldiğimiz takdirde gelin bakalım notumuza şöyle bir gelelim. Burası önemli bir bilgiydi. Dikkat edesiniz. Şurası. Şöyle büyükçe görün. Bakın, bunları tablo üzerinden anlatmak zorundaydım. Yeni kurulan bir belediyenin sınırları. Bakın, 6 ayda. Bu ne? Neyden bahsetmiş bu? Belde belediyesinden bahsetmiş. Peki büyük şehirlerde belde belediyesi var mıydı? Yoktu arkadaşlar. Biraz önce o Divriği haritasında bakın nasıl değişiyor. Belediye meclisi kararı, Divriği kaymakamı görüşü ve valinin onayı. Hatırladınız mı? Harita şu şekildeydi. Bakın, harita şurası Divriği'ydi. Burası Kangal'dı. Haritada bir değişme var mı sizce? Şöyle bir analiz edin beraber. Bakın, burada bir değişme yok. Belediyenin alanı genişledi. Burası Kangal. Belediyenin alanı genişledi. Haritada bir değişme yok. Burası Divriği, burası Kangal. Divriği belediye meclisi kararı, Divriği kaymakamı görüşü, vali onayı. Burada da Kangal belediye meclisi kararı, Kangal kaymakamı görüşü, vali onayı. Ve belediyenin alanıyla zorunlu olmadıkça 5 yıl oynamayın arkadaşlar. Tamam mıyız? Durum bundan ibaret. Şimdi başka bir bilgi daha vereceğim size burayla ilgili. Biraz uyanık olalım. Şuraya dikkat edin. Bak şimdi. Buraya bir harita çizdim. Şurası sevgili arkadaşlar bir belde belediyesi olsun. Artık bazı şeyleri öğrenin geçmiş videoya dayanarak. Burası bir belde belediyesi. Belde belediyesi nerede oluyordu arkadaşlar? Büyükşehir olmayan yerlerde. Doğru. Şurası da arkadaşlar bir köy olsun. Normalde buralara kim bakıyordu? İl özel idaresi. Doğru mu? Köydü, il özel idaresi. Belediye oraya hizmet götüremiyordu. Geçen derse dayanarak. Bazı şeyleri şöyle analiz edin arkadaşlar. Bakın, buraya bir daha küçücük çizeyim. Şurası Sivas, burası Divriği. Analizi şöyle yapın beraber. Buraya kim bakıyordu? Belediye, il özel idareleri. Şuraya belediye, il özel idareleri. Burası Divriği'nin köyü. Köylere kim bakıyor arkadaşlar? İl özel idaresi bakıyor. Sivas'ın köyü. Kim bakıyor buralara arkadaşlar? İl özel idaresi bakıyor. Şu hatayı yapmayın. Hangi belediye diyeceksiniz? Divriği Belediyesi. Tabii il özel, Sivas il özel idaresi. Hocam, Divriği'nin köyüne hocam neden belediye? Arkadaşlar, belediyenin imkanları kısıtlıdır. Biz genelde, ben size şunu söylemiştim. Bunu net bir şekilde dile getireyim. Biz burada genelde neyi görürüz arkadaşlar?
Belediye İl Özer. Genelde belediyeyi görürüz. Mesela Divriği, Belediye İl Özer. Hani genelde belediyeyi görürüz. Öyle değil mi arkadaşlar? Hani İl Özel burada değil. Ama köyler kesinlikle İl Özel idaresi. Hocam şey niye bakmıyor peki buraya? Belediye, arkadaşlar belediye oraya gidemez. Belediyenin imkanları nedir arkadaşlar? Kısıtlıdır. Buraya çok dikkat ediyorsunuz. Belediyenin imkanları kısıtlıdır. Şimdi bu kadar şeyi niye anlattım? Şunun için anlattım sevgili arkadaşlar. Dikkat. Şimdi burası sevgili arkadaşlar. Şu etap, dikkat. Bir ne belediyesi olsun? Belde belediyesi olsun. Burası da köy. Köye kim bakıyordu? İl özel idareleri bakıyordu. Şimdi buradaki ana sıkıntıyı anlatayım. Burası büyüyor. Burası da büyüyor. Bakın iç içe girecekler. Aa, bayağı bir iç içe. Şimdi dikkat. Bir il içindeki beldelerle, bakın belde, belde belediyesi ve köyler arasında, bakın köyler arasında bir sınır uyuşmazlığı çıkması halinde belediye meclisi, yani buranın bir belediye meclisi var değil mi? Belde belediyesinin bir belediye meclisi var ve ihtiyar heyeti meclisi. Arkadaşlar burada da köyde de ihtiyar meclisi vardır. Bu kim hocam? Bunlar azalar arkadaşlar. Belediye meclisi, ihtiyar meclisi, aynı zamanda kaymakam varsa alanda kaymakamın görüşü değerlendiriliyor. 30 gün süre verilerek isteniliyor. Son sözü arkadaşlar vali karara bağlıyor. Mesela şu soru gelse arkadaşlar, ilginç bir soru, detay bir soru, bence güzel bir soru. Analize şöyle yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Dikkat. Burada belde belediyesiyle, dikkat, belde belediyesiyle, bakın köyler dip dibe girdiler. Soru işareti ne yapacak? Belediye meclisi görüşü, aslında güzel bir soru. Bakın ihtiyar meclisi görüşü, kaymakam görüşü, 30 gün süresi var bunun. Ve en son sözü kim söylüyor arkadaşlar? Vali ve buradaki sınır uyuşmazlığını çözüyor. Bu niye önemli biliyor musunuz? Neden hocam? Çünkü buraya belde belediyesi mi hizmet götürecek? Yani ora belediyelik mi yoksa orası il özel idaresinin mi? Arkadaşlar belediye iyi bir şeydir. Belediye gelmesi harika bir şeydir arkadaşlar. Şimdi burayı da söyledikten sonra şu etabımıza bir gelelim. Arkadaşlar şimdi şuraya dikkat ediyorsunuz. Dikkat. Belediyeler kuruldu. Sınırları kesinleşti. Sınır uyuşmazlıkları çözüldü, birleşildi, katılıldı, mahalle yönetimine ilişkin kararlar. Bunlar ne zaman yürürlüğe giriyor? Şöyle anlatayım size. Örneğin, mesela şu an neredeyiz? Misal, Ekim ayındayız. İşte belediye kuruldu. Ne belediyesi arkadaşlar? Belde belediyesi arkadaşlar kuruldu. Tamam mı? Hocam bu ne zaman hukuk? Hukuken var olma süreci Ocak 1 arkadaşlar. Bunu bilmenizi istiyorum. Bakın ne diyor? Takip eden yılın Ocak ayının birinci gününden burada nedir? İtibaren yürürlüğe giriyor. Artık arkadaşlar bu hukuken var. Yani evet bu kuruldu ama hukuken Ocak 1 arkadaşlar. Unutmayın tamam. Burada bakın belediyeler kuruldu vesaire. Bunlarla ilgili düzenleme nedir? Burada kurulduktan sonra hukuken ne zaman var arkadaşlar? Ocak 1 sevgili arkadaşlar. Takip eden yılın Ocak ayının birinci gününden itibaren yürürlüğe girer. Şimdi bir bilgi daha paylaşmak istiyorum sizinle. O da şu. Bu da önemli bir bilgi aslında baktığınız zaman. Hikayeyi şöyle anlatayım size. Arkadaşlar belediyelerde belediyelerin meclisi olur. Bununla ilgili bir şey söyleyeceğim. Belediyelerde encümen olur. Belediyelerde başkan olur arkadaşlar. Bunu şeye benzetebilirsiniz. Hani yasama. Niye? Karar organı ya arkadaşlar. Şunlara da yürütme diyeceğiz. Ve bilmeniz gereken bir şey var belediyelerle ilgili sevgili arkadaşlar. Mesela encümeni biz seçmiyoruz. Encümeni biz seçmiyoruz. Böyle çıkmış bir soru vardı. Örneğin işte hangisi doğrudur yanlıştır? Belediye seçimleri 5 yılda bir yapılır. Doğru. Belediyelerin KTK'sı vardır. Doğru. Mesela belediyelerin yürütme kanadını halk seçer. Hayır. Encümen kanadını biz seçmiyoruz arkadaşlar. Biz belediye meclisiyle belediye başkanlığı için gidip oyumuzu kullanıyoruz. Bunları konuşacağız zaten ne olduğunu. Şimdi bunu niye anlattım? Bunu şunun için anlattım. Mesela şu an misal neredeyiz? Ankara'da Çankaya'dayız. İşte Kızılay Çankaya. Şimdi Çankaya'da kaç tane belediye meclis üyesi olsun? Kaç tane?
Bunu birazdan konuşacağız. Arkadaşlar bu 9 ile 55 arasında değişiyor. 9 ile 55. Tamamen neyle alakalı? Belediye meclisi. Nüfusla alakalı. Mesela Çankaya'da kaç kişi olsun? 40 kişi olsun. Tamam. Hani bu 40'ı kafamızda öyle bir sabitleyelim. Diğer videolarda da. Arkadaşlar mesela CHP'den kaç kişi var diyelim? 27. AK Parti'den kaç kişi var? 8. MHP'den kaç kişi var? İşte 5. Niye böyle dedim? Çünkü CHP'nin oyu Çankaya'da fazla. Ha, Sincan'a gidersen de Sincan'da AK Parti'de oyu fazla. Yani bunu aldığı oya göre yaptım. Belediye meclisindeki arkadaşlar 40 tane üyenin 27'si baktığınız zaman ne? CHP'li. Aldıkları neyle alakalı bu arkadaşlar? Oyla alakalı. Tamam. Bunu niye anlattım? Bunu şunun için anlattım sevgili arkadaşlar. Dikkat. Bak şimdi. Güzel bir soru potansiyeli olan bir yer. Kafamdan şöyle yerler sallayacağım. İstanbul. İstanbul 1. 2. Sivas 2. 3. Kazan. 4. Çetinkaya. Şimdi bana ekran başındasınız. Bunların ne belediyesi olduğunu söyler misiniz? İstanbul Büyükşehir. Sivas il. Biliyorsunuz Sivas Büyükşehir değil. Kazan ilçe. Buradan nereye geleceğim? Ve Çetinkaya'da belde belediyesi. Bakın kaç tane belediye var? 4. Büyükşehir, il, ilçe, belde. Arkadaşlar bunların adları direkt nasıl değişecek? Kanunla. Burada biraz seri ve akıllı düşünelim. Şunun için. İstanbul'un adını değiştirirsek ne olur biliyor musunuz? Ne olur hocam? Arkadaşlar İstanbul'un adını zaten değiştirdiğiniz zaman belediyenin adı da değişiyor. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi neyle yapar? Kanunla yapar. Mesela Sivas'ın adını değiştirinsene. Sivas'ın adı değişirse zaten belediyenin de adı değişir. Kazan'ın adı değişti biliyorsunuz. Kazan'ın adı ne oldu? Kahraman Kazan oldu. O zaman adı değiştiği için bakın kanun Kahraman Kazan Belediyesi oldu. Bunları ezber yapmıyorsunuz. Tamamen ne yapmak zorundasınız? Mantığını almak zorundasınız. Dikkat! Bakın burası ne oldu? Kanunla değişti. İstanbul'un adını değiştirirsem belediyenin de adı değişti. Sivas'ın adını değiştirirsem belediyenin de adı değişti. Sonra Kazan'ın adını değiştirirsem ki değişti. Kahraman Kazan, Kahraman Kazan Belediyesi oldu. Şimdi buradaki bombayı izleyin. Çetinkaya. Farz edin ki burada kaç kişi olsun arkadaşlar belediye meclisinde? Kaç olsun hocam? Vallahi 40 olsun işte dedim ya. Şimdi buradaki hikayeye bakın. Belde adı nasıl değişiyor? Burası belde belediyesi. Bakın il değil, ilçe değil. Belde belediyesi. Arkadaşlar belediye meclisinin 3/4'ü destek veriyor. Bakın belediye meclisi üye tam sayısının en az 3/4'ü. Türkçesi ne yapar arkadaşlar buranın? 30. Sonra devam ediyoruz. Bu oldu. Devamını getirdiğim zaman vali görüş bildiriyor. Tamam. Valinin görüşü var. En son kimde? İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla oluyor. Mesela bu harika bir soru. Belde belediyesinin adları nasıl değişiyor? En son İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla. Diğerleri kanunla değişirken belde belediyelerin adları belediye meclisinin 3/4'ü destek veriyor. Vali görüş bildiriyor. Değil mi? Burada Sivas'a bağlı bir yer olduğu için Sivas valisi görüş bildiriyor. İçişleri Bakanlığı da bunu ne yapıyor arkadaşlar? Onaylıyor. Belde belediyesinin adı bu şekilde değişmiş oluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi şuraya bir bakalım. Önemli notlar var burada. Dikkat 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 dikkat. Zaten notla da dikkat demişiz. Nüfusu 100 bini geçen yerlerde diyor arkadaşlar. 100 bini geçen yerlerde ve büyükşehir belediyelerinde bakın kadın ve çocuklar için konuk evi açılmak zorundadır. Mesela aklıma şey geldi. Çorlu. Çorlu ne değil? Arkadaşlar Çorlu büyükşehir değil. Değil mi? Ama nüfusu 100 bini geçmiş. O zaman kadın ve çocuklar için konuk evleri açılmak zorundadır. Demek ki bu soru potansiyeli şurada güzel bir soru. Nüfusu 100 binin üzerindeki olan yerlerle dikkat ve büyükşehir belediyelerinde kadın ve koruma evleri burada konuk evleri var. Diyorum ya Çorlu'nun nüfusunu sadece analiz edin arkadaşlar. Çorlu büyükşehir değil ama 100 binin üzerinde olduğu için zorunda. Şunu şimdi anlatmayacağız imtiyaz. Bu imtiyaz buranın konusu değil. Neyin konusu hocam? Bu size emanet, müşterek emanet, yap işlet, yap işlet devret falan. Bunlar oranın konusu arkadaşlar. Orada belediye kanununda bahsedilmiş. Bir de şunu söyleyelim. Geçenlerde Çankaya Belediyesi ne yaptı biliyor musunuz arkadaşlar? Bir proje yapacakmış. Borçlandı. Oradan da gelir elde etti. Bunu hazzedemezsiniz. Tabii şu an şey demeyin bana.
size idarenin malları diye bir konu anlatacağım. Hani ney haczedilir, ney haczedilmez, tek tek anlatacağım bunları. Geçenlerde Çankaya Belediyesi bir proje mi ne yapacaktı arkadaşlar? Oradan borçlandı, gelir elde etti. Bunu haczedemezsin. Şartlı bağışlarını haczedemezsin. Mesela şartlı bağış ne demek? Ben o parayı belediyeye verdim ama o parka benim ismimi vereceksiniz. Şimdi ben bu parayı verdim. Bunu haczedemezsiniz. Bu zaten benim param, belediyeye şartlı verdim ben bunu. Ve kamu hizmetinde diyor kullanılan malı. Mesela Ankara'daki Ego otobüslerini haczedemezsiniz. Vatandaş neye binecek? Bu konuyu detaylı işleyeceğim ben. İdarenin malları diye bir video çekeceğim, merak etmeyin. Ve arkadaşlar belediyenin vergi resim harçları. Belediyenin vergi resim harçlarını haczedemezsiniz. Çankaya Belediyesi arkadaşlar bir proje yapacak. Oradan borçlandı, gelir elde etti. Ne yapamıyorsunuz? Haczedemiyorsunuz. Şartlı bağışlarını haczedemiyorsunuz. Hizmette kullandığı bir şeyleri haczedemiyorsunuz. Vergi resim harçlarını haczedemiyorsunuz arkadaşlar. Tabii ney haczedilir, ney haczedilmez? Bunların hepsini beraber konuşacağız arkadaşlar. Şimdi dersimizin yavaş yavaş sonuna doğru gelirken size burayla ilgili bir şey söyleyeceğim. Belediye meclisi bakın. Belediye meclisi. Arkadaşlar belediyenin karar organı belediye meclisidir. Bunu unutmayın. Belediyelerde kararlar nerede alınır arkadaşlar? Belediye meclisinde. Buna dikkat edin. Bakın seçilmiş üyelerden oluşur. Zaten şunu öğreneceğiz. Encümen bahsedeceğim. Başkan. Değil mi? Encümen böyle seçiliyordu. Belediye meclisini kim seçerdi? Halk. Belediye başkanlığı kim seçerdi? Halk. Burada yapmanız gereken şey şu arkadaşlar. Belediye meclisinde kaç tane üye olduğu. Arkadaşlar belediye meclislerinde en az 9, en fazla 55 üye vardır. 9'a 55. Neyle alakalı hocam? Arkadaşlar nüfusla alakalı. Nüfusla alakalı. Şimdi bizim mesela Divriği'nin nüfusu kaç? Misal 9.000. Bakın. Nüfusu 10.000'e kadar olan yerlerde 9. Yani bu tamamen nüfusla alakalı. Ha bir de şunu söyleyeyim. Anlattıklarımı büyük şehre göre düşünmeyin. Şu anlamda. Çankaya, Mamak, Keçiören'e göre düşün. Şimdi bunlar normal ilçe belediyeleri. Sivas, Yozgat, Kırıkkale bunlara göre düşünün. Hani Ankara, İstanbul'a göre düşünmeyin. İzmir'e göre düşünmeyin. Bu normal ilçe belediyelere göre düşünün. Tamam mı arkadaşlar? Hani kafanızda en azından işte belde belediyesine göre onları kodlayın. Büyük şehre dahil etmiyorum ben buraya. Şimdi bakın 9 ile 55 arasında değişiyor. Mesela 10.000 artı 1. 20.000'e kadarsa 11. 20.000 1. 50.000'e kadarsa 15. 50.000 1. 100.000'e kadarsa 25 tane belediye meclis üyesi var. Nerede oturuyorsanız ona göre analiz edin nüfusunuzu. Hani ne kadar belediye meclisi üyesi olduğunuzda ortaya çıkar. 100.000 1. 250.000'e kadar olan yerde 31. 250.000 1, 500.000'e kadar olan yerlerde 37, 500.000 1, 1 milyona kadar olan yerlerde 45 ve 1 milyondan fazla olan yerlerde 55 asıl aynı sayıda yedek üye vardır. Ana başlık şunu bilmeniz arkadaşlar. Belediye meclislerinde en az 9, en fazla 55 tane belediye meclisi üyesi olduğunu bileceksiniz arkadaşlar. Bunlar bildiğiniz gibi kaç yıllığına seçilmekte? 5 yıllığına seçilmekte. Peki şunu da söyleyelim. Belediye meclisi ve belediye başkanı olabilmek için arkadaşlar 18'i doldurmak gerekiyor. TC vatandaşı olmak gerekiyor. Bakın belediye başkanı ve belediye meclis üyesi seçilebilirsin. 18'i dolduracaksın, TC vatandaşı olacaksın. Belediye başkanı veya belediye meclisi üyesi seçilebilirsin. Böylece arkadaşlar bu etabı şöyle bir notuma bakayım. Bu etabı tamamlamış oluyoruz. Diğer derste ne yapacağız işte? Belediye meclisi, belediye encümeni, belediye başkanının görevleri deyip belediyelerin biraz içine gireceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşüyoruz arkadaşlar.